Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine bu Yahoo eklentisi ile ilgili 2020 yılında yeni bir yöntem anlatacağım. Buna Google Chrome ben o video çektiğim dönemde izin vermiyordu bu ayarları yapacağım ayarları yönetmeye. Şu an artık daha basit bir yöntem var. Database silmeden yani bilgileri kaybetmeden yapabileceğiniz çok basit bir yöntem var. Basit ve güvenilir. Daha hızlı olacak. Bu Yahoo eklentisi arkadaşlar bir virüs değil. Genelde yorumlarda bunun virüs olup olmadığını soruyorsunuz ama bu bir virüs değil. Açtığımız bir sayfadan eklenti olarak geliyor. Genelde yüklediğimiz programlardan, ekstra yüklediğimiz ek programlardan bir eklenti olarak geliyor. Buraya ekleniyor. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Bu virüs değil. Virüs programları da zaten algılamıyor hiçbir virüs programı. Hatta ben bilgisayarımda virüs programı da kullanmıyorum Windows 10'da. Çünkü Windows 10'un kendi virüs programı Defender var. Şimdi hızlıca yöntemi anlatayım sizlere. Şimdi arkadaşlar internet sayfasını açtık. Google Chrome'da var benim şu anda bu. Şuradan 3 noktayı tıkladık. Ayarlar dedik hemen. Ayarlar dedikten sonra arama motoru diyoruz arkadaşlar hemen. Şurada bakın solda sondan üçüncü arama motoru arkadaşlar. Arama motorlarını yönet var burada gördünüz mü arkadaşlar? Arama motorlarını yönet diyoruz. Gördüğünüz gibi MKF kendini buraya atmış. MKF'ten gelmiş özür dilerim. MKF biliyorsunuz bir virüs programı. Bu da arkadan bir programla yükleniyor. Ben bunu istemiyorum ama denetim şeyden program ekle kaldırdan bunu kaldırabilirsiniz. Bu buraya kendini atmış. Yapmamız gereken şu. Bunu kaldıracağız arkadaşlar. Varsayılan yap diyeceğiz önce üsttekine. Önce üsttekini varsayılan yaptık arkadaşlar. Sonra alttakini listeden kaldır yapacağız. Şimdi ilk yaptığımda izin vermedi. Çünkü gördüğünüz gibi bunun bu seçenekler gelmiyordu. 3 noktayı tıkladım. Şimdi tıkladığımda listeden kaldır var gördüğünüz gibi. Kaldırabiliriz ve gitti. Yahoo eklentim gitti. Gördüğünüz gibi buradan da kaybolacak. Sekme açayım şöyle. Gördüğünüz gibi yok. Direkt Google Chrome'la kendi otomatik aramayı açtı. Dediğim bunu varsayılan yaptık. Düzenle deyip şuradan arkadaşlar sorgu tamam. Sorgu sayfasına müdahale etmiyor zaten. Anlatırken Google Chrome bunlar otomatik gelen şeyler. Kaydet diyelim yine de. Şunları da kaldırmak sizin elinizde. Yani çok önemli değil. Bunlar şurada sık kullanılanlara eklediğimiz şeyler. Onları soruyor. Dediğim gibi bunun dışında yapmanız gereken bir şey yok. Bu kadar basit arkadaşlar. Buradan başka şeyler varsa onları da tek tek kaldırabilirsiniz. Bunları da kaldırabilirsiniz. Listeden kaldır dedikçe kaldırır. Onun dışında yapmanız gereken bir şey yok. Yöntem bu kadar basit. Bilgileriniz ve şifreleriniz silinmiyor. Bu ayarları daha önce yönetemiyorduk. Şimdi yönetebiliyoruz. Google Chrome aldı güncellemelerle. Belki de buna müsaade etti. Burada Yahoo ve benzeri hiç fark etmez. Hangisi olursa bu şekilde kaldıracağız. Ve varsayılanı Google Chrome yapacağız. Google.com yapacağız. Zaten bu listenizde gözükür. Sorularınız olsa yine yorumlarda sorun, yardımcı olalım.